Değerli izleyicilerim, bugünkü röportaj konumuz Bircom'dan Can Bey. Kendisiyle hem Bircom'u konuşacağız hem de gelecek vizyonlarını bugünü konuşacağız. Can Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Fatih Bey. Ben de bu değerli şans için size teşekkür ediyorum öncelikli olarak. Biliyorsunuz kötü bir dönemden geçiyoruz. Salgın dönemi bütün dünya ülkemizde kasıp kavuruyor, bütün dünyayı da kasıp kavuruyor. Nasıl geçiyor Doğru. Bircom tarafında bu dönem? Sizler neler yaptınız? Valla şöyle örnek verebilirim. Biz en başından başlamak gerekirse öncelikli olarak global tarafta bu işin başladığını görür görmez firma içinde önlemler almaya başladık. Burada da daha ülkemizde çok fazla bu konu konuşulmamıştı ama işte biliyorsunuz birçok bu konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün ve farklı kurumların işte guideline'ları, önerileri vardı. Firma içerisinde bu önlemleri almaya başlayarak hayata geçirdik durumu. Ama şunu gördük ki Avrupa'dan bile önce aslında biz firma içinde bunu yapmaya başlamışız. Çünkü o dönemde daha tam Türkiye'deki vakalar ortaya çıkmamıştı ama yurt dışından bize ziyaretçiler geliyordu Fransa'dan, farklı ülkelerden. Ve geldikleri zaman bizim taraftaki önlemleri görünce ya bizim Fransa'da bile böyle bir şey yok, ne de onlar şu anda önlem yok diye ilginç tepkiler veriyorlardı. Biz de seviniyorduk ya herhalde hazırız falan diye ama vakaların bir anda artmasıyla biz de tabii panik olduk herkes gibi. Sonuçta hiç kimsenin daha önceden başından geçmemiş bir olay. Baktığın zaman 100 yıl önce böyle bir şey yaşanmış ama hafızalardan silinmiş, artık o miras taşıyan kimse kalmamış. Dolayısıyla biz de ofiste hızlı bir şekilde vakaları duyduğumuz anda bir kapanmaya gittik. Arkadaşlarımızı evlerinden çalışmak için evlerine gönderdik. Tabii işimizin bizim büyük bir avantaj olarak burada bize yansıdığını gördük. Çünkü bizim yaptığımız iş zaten insanları bu şekilde ofislerinden değil tüm dünyadan çalışır hale getirebilmek. Telekomünikasyon alanında çalışıyoruz biliyorsunuz. Bu alanda birçok dünya markasının 72 yılından beri ya kuruyoruz, Türkiye'de hizmet veriyoruz bu alanda ya Türkiye'ye ithal ediyoruz ve desteğini veriyoruz. Bu alandaki bilgi birikimimizden dolayı biz hani bir gün arkadaşlar yarın ofis dışından çalışmaya başlıyoruz. Akşamleyin giderken bilgisayarınızı ve bizim bu kullandığımız profesyonel ofis kulaklarınızı yanınızda götürün dedik ve bu şekilde hayat evlere taşındı. Hiç başka bir hazırlık yapmak zorunda kalmadık. Neden? Bircom baktığınız zaman 2008 yılından beri CRM'inden tutun, kullandığı mail trafiğindeki çeşitli tool'lara kadar her şeyi zaten bulut teknolojilerinden kullanıyordu. Dolayısıyla ofisi kapat bizim için çok kolay gerçekleşti. Aksesuarlar konusunda da tabii kendi ithalatımız olan ürünlere çok rahat erişebildiğimiz için hemen eksiği olan arkadaşları tamamladık. O gün hayatı ofislerden çıkardık. Ama ilginç bir şey daha farkına vardık ki bizim son 3 senedir özellikle çok önem verdiğimiz dijitalleşme alanında yaptığımız yatırımlar bize müthiş bir avantaj sağladı bu süreçte. Çünkü baktığınız noktada biz 2-3 iş biriminden oluşan bir firmayız. Birincisi çok uzun yıllardır bizi kurumların tanıdığı telekomünikasyon ürünleri. İkincisi 2016 yılından beri girdiğimiz ve şu anda lider oyunculardan biri haline geldiğimiz tüketici elektroniği. Yani zincir mağazalarda tüketici elektroniği satışı. Burada da özellikle müzik alanında bir portföy sahibiz. Dünyanın çok önemli markalarını temsil ediyoruz Türkiye'de. Son 3 senede ona yakın markayı temsil eden hale geldik. Çok hızlı bir büyümemiz oldu orada. İki de kendi mağazamız var. Birisi Kanyon Alışveriş Merkezi'nde, diğeri de Acar Kent'in içinde bulunan Kolezyum Spor ve Yaşam Merkezi'nin içerisinde. Son iş birimimiz de Ar-Ge. Dolayısıyla burada yaptığımız Ar-Ge'deki özellikle yaptığımız dijitalleşme yatırımları bu işleri bizim uzaktan yönetebilir, satışlarımızı devam ettirebilir kıldı. Tüketici elektroniğinde tahmin ederseniz ki bütün iş ortaklarımız ve biz dahil mağazalarımızı kapatmak zorunda kaldık. Ama biz çoktan dijital satış kanallarımızı oluşturmuş olduğumuz için alım neredeyse %100 oranında dijital dünyaya kaydı. Yani neredeyse biz baktığımız zaman hiç müşteri kaybetmeden, hiç satış kaybetmeden işlerimizi artık dijital kanallardan yapar hale geldik. Yani bizim için alımın
geldi, kanal değişti diyebiliriz. Satış kanalı değişti diyebiliriz. Tabii iş ortaklarımızda da burada güçlü oyuncular vardı. Türkiye'de işte aklınıza gelebilecek bütün marketplace'lerle veya direkt dijital satış yapan zincir mağaza firmalarıyla çalışıyoruz. Onlar da kendi zincir mağazalarının dijital yansımaları olan web sitelerinden satışlarını sürdürebildiği için biz keyifli bir dönem geçirdik ilk pandeminin başında. İlk paniği atlattıktan sonra tabii ki biraz herkeste bir heyecan oldu. Ya ne olacak, işler çok mu kötüye gidecek diye. Gerçekten de biz çok kötü durum senaryoları yaptık. Ama gelin görün ki bu dijitalleşme sayesinde biz zarar görmeye bırakın, bütçelediğimiz hedefleri gerçekleştirerek dönemi kapatıyoruz gibi gözüküyor sene sonuna doğru geldiğimiz günlerde. Tabii ki yazın başı itibariyle normalleşme başladı Türkiye'de. Biz de mağazalarımızı açtık. Ve hızlı bir şekilde yine müşterilerin de eskisi kadar olmasa da buralara gelmeye başladığını gördük. Lakin şu anda bile, yani Eylül ayından bahsedeyim, oradaki datalar daha net bir şekilde elimde. Satışımızın %20'si, 15'i offline kanallardan ilerliyor. Yani baktığınız zaman aslında eskiden ters orantıda olan bu durum şu anda tam tersi yönde değişti. Eskiden %20'si belki online kanallardan giderken satışımızın, şu anda %80'i online, %20'si offline dünyadan ilerliyor. Bundan sonraki süreçte de bize bir avantaj sağlayacak. Şimdi önümüz kış ve COVID vakaları bütün dünyada, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada artıyor. Tekrardan kapanma çağrıları gelmeye başladı. Yakında Türkiye'de de artacak bunlar. Biliyorsunuz birçok Avrupa ülkesinde şeylere arttırdılar önlemleri. Şimdi Türkiye'de de bizim en büyük sıkıntımız tabii insanların bu konudaki dikkatsizliği. Biz çalışanlarımızı başlar başlamaz evlerine gönderdik. Normalleşmeyle de birlikte çok dikkatli bir şekilde, özenli bir şekilde tekrardan ofiste yarım vardiyalar şeklinde çalışmaya başladık. 15 günlük vardiyalar şeklinde, iki ayrı ekip şeklinde çalışıyoruz. Ki tüm arkadaşlarımızı da toplu taşıma kullanmayacak şekilde organize etmeyi başardık. Dolayısıyla biz de her vaka duyduğumuz zaman ofisimizden veya çevremizden, arkadaşımızdan bir endişeyle olaya yaklaşıyoruz. Şu ana kadar da Allah şükür gerçekten hepsi hafif bir şekilde atlatıyor. Ve tekrardan iyileşip 15-20 gün sonra aramıza gelecek gibi gözüküyorlar. Yani hem sağlık anlamında, hem özel hayatımızda, hem iş hayatımızda bir şekilde kendimizi korumayı başardığımız iyi bir dönem oldu Bircom için. Tabii artık son dönemdeki artışla birlikte tüm aile çevremizden, arkadaş çevremizden veya iş dünyasından vakaların ne kadar arttığını, ne kadar bizlere yaklaştığını görüyoruz. Eskiden işte falancanın bilmem ne arkadaşı hasta olurken artık birinci kontağınız birisinden ya işte ben de hastalandım diye haber alıyoruz. Elbette bu işleri yaparken de Türkiye'de bunların tamamını siz dolar ve euro olarak satamıyorsunuz. Türk lirası üzerinden yaptığınız satışlarda da kendinizi korumak adına bazı önlemler almanız gerekiyor. Biz 2018'de yine yaşanan problemlerden dolayı bu konuda da hazırlıklıydık. Yani finansal anlamda da iyi bir hazırlıkla girdik bu döneme. Tabii bir öngörümüz yoktu bu kadar kötü şeyler olacağını. Sadece bunun her zaman olabileceğini öngörüp bazı önlemler almıştık ve çok şanslı bir şekilde bunu da atlatmış olduk bu tarafında işin. Değerlendirmenin sonunda bizim için olumlu bir tablo var diyebilirim. Ne güzel, tahtaya vuralım. Peki Can Bey, ben evet. Sizin bilgilendirmeleriniz doğrultusunda yeni neler yapıyorsunuz biliyorum ama biraz da izleyicilerimizi bilgilendirmek açısından. Bu dönemde yeni markalar, Sennheiser dışındaki yeni markalar katıldı mı? Katılan markaların öne çıkan ürünleri hangileriydi sizin tarafta? Bunları bir konuşalım istersen. Elbette. Biz bu dönemde tabii ki bu aldığımız önlemler ve daha önceki dijitalleşme sayesinde yatırım gücümüzü koruyarak bu döneme girdik ve devam ettiriyoruz bunu. Şu anda mağazalaşma anlamında da yeni mağazalar açmak gibi hedeflerimiz de var. Üçüncü mağazamızı açmak yönünde bir karar aldık.
bizim tüketici elektroniğinde Hi-Fi'ler diye bir markamız var. Bircom markasındansa bu markayı ön planda tutup daha tüketicinin anlayabileceği bir şekilde bir portföyü orada sunmak ve zenginleştirmek üzerine. Şimdi de kulaklık.com girişimimizi bir mağazacılık girişiminin uzantısı olarak, Hi-Fi Life'ın bir uzantısı olarak, farklı bir konsepti olarak açmaya karar verdik ve ilk mağaza yine Kanyon Alışveriş Merkezi'nde hemen otopark çıkışlarında daha ayak trafiğinin olduğu bir yerde açılıyor. Şu anda hatta çalışmaları devam ediyor biz bu görüşmeleri yaparken. Ve yeni markalar geldi, hayatımıza girdi. Bunlardan en önemlisi bizim için Klipsch markasıydı. Klipsch Amerikalı bir üretici. Amerika'nın çok ünlü ses konusundaki üreticilerinden biri. Bak zaman hani özel kullanımının da ötesine geçmiş. Amerika'da belki aklınıza gelebilecek bütün büyük sinema salonlarında %60'ında, %70'i hatta civarında hoparlör sistemlerini kuran çok köklü bir hoparlör markası. Bu alanda da biz Türkiye'de bu senenin başından beri Klipsch'in Personal Audio dediğimiz bir ürün grubunu tanıtmaya başladık. Şimdi bu aslında bir değişimi anlatıyor. Klipsch çok eski bir marka. 60-70 yıllık bir geçmişi var ses teknolojileri alanında. Özellikle de biraz daha böyle Amerikan dokusunu yansıtan bir ses tınısına sahip. Şimdi bizdeki markalara baktığınız zaman birçok hoparlör markası, amfi markası, kulaklık üreticileri var. Hepsi kendi ülkelerinden, kendi kültürlerinden, kendi müzik keyiflerinden bir şeyler yansıtıyorlar ürettikleri ürünlere. Aynen hani bunu bir yemek, bir mutfak kültürüne benzetebilirsiniz, bir şarap kültürüne benzetebilirsiniz. Nasıl bazı o terörlerin kendine, dokusuna has tatları varsa, müzikte de böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Mesela Klipsch'in daha rock'n'roll müziğe yönelik bir yapısı var. Teknolojisi, ürettiği ürünler bunu daha güzel dinletiyor insana. Mesela bir başka markamız var, Kef, daha böyle klasik müzik, caz müzik sevenlere yönelik İngiliz bir üretici. O da kendi alanında çok köklü. Ama Klipsch'te biz Klipsch'in çok bilinen, çok geçmişinin o mirası olarak sunduğu hoparlörlerdense bir değişimine denk geldik. O bizim için büyük bir şanstı. Çünkü tüm dünyada bu konuda bir değişim yaşanıyor. Hayatın hızlaşması, tüketimin aynı şekilde hızlı olması. Artık insan böyle işte evimde saatlerce oturayım, bir plak dinleyeyim, işte bunu seçeyim, gideyim, alayım gibi zamanlara bırakmayacak kadar bizi artık işimizle veya yolla veya farklı sıkıntılarla boğuyor. Dolayısıyla müzik tüketimi de daha çok dijital platformlardan daha hızlı, anlık yaşanır hale geldi. Ve bizim connected device'ler dediğimiz, smart device'ler dediğimiz ürünler artık ön planda. Bunlar nasıl ürünler? Eskiden bir hoparlörü sürmek için amfiler kullanırken artık hoparlörlerin içerisinde geliyor amfiler. Hatta bunların içerisinde bilgisayar kartları, network'e bağlantı yapan network katmanları geliyor. Bu sayede siz belki kullandığınız bir akıllı telefon veya bir akıllı tablet ya da bilgisayarınızdan bu cihazlara bir komut verip onların işte çok bilindik, herhalde isimlerini söylememde bir sakınca yoktur, Spotify, Tidal gibi müzik servislerine kendinin bağlanmasını sağlayıp elinizdeki cihazı artık bir yönetim aygıtı olarak kullanabiliyorsunuz. Yani eskiden en iyi bilindik müzik dinleme yöntemlerinden biri Bluetooth'tan bu müziği kullandığınız hoparlörlere aktarmakken artık cihazınız sadece bir yönetim aracı. Yani bir yönetim arayüz olarak kullanıyorsunuz cep telefonunuzu. Oradan bir emir veriyorsunuz ve bu akıllı hoparlörler network bağlantıları sayesinde gidip bu bahsettiğimiz global servislerde müziği kendileri stream ediyorlar internet üzerinden ve artık bilgisayarınızdan ya da cep telefonunuzdan bağımsız bir şekilde bu belirlediğiniz playlistleri çalmaya devam edebiliyor. Bu konuda ciddi bir değişim var. Yani insanlar arayışlarını buraya yönlendirmiş durumdalar. Klipsch de bu konuda bir değişim geçiriyordu. Bizimle bir araya geldiklerinde, iş ortakları başladığında. Biz de bu personal audio ürünlerini Türkiye'ye sokmaya başladık sene başından beri. Yeni kulaklıklar var, çok hoş tasarımları olan True Wireless dediğimiz teknolojiyle
tamamen kablosuz iki tarafı da. Peki biraz da geleceği konuşup bitirelim. Çok uzatmayalım izleyicilerimize sıkmamak adına. Neler olacak? Elbette. Gelecekte nasıl bir plan yaptınız? Bu salgın sonrasında bir konu nasıl konumlandırdınız? Şöyle biraz önce bahsettim aslında. Biz mağazalar açmaya devam ediyoruz. Ve kendi içimizdeki bu tüketici elektroniği işimizi de gerçekten daha profesyonel yapabilmek için kendimize sürekli yeni hedefler koyuyoruz. Bunlardan en önemlisi bizim için müşteri deneyimi. İleri dönük olarak hep müşteri deneyimini yükseltecek yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Son 2-3 senedir de bu alanda kendimizi ISO 10002 sertifikasyondan geçirip müşteri deneyimi alanında belki de Türkiye'de bir sertifikasyona sahip az firmadan biriyiz. Kendimize çok ciddi hedefler koyuyoruz ve her zaman bu hedefleri geçmişte olduğu gibi geleceğe dönük de yükselterek, yani bizi daha da zorlayacak, daha da iyi hizmet kalitesi sağlamamızı mümkün kılacak şekilde arttırıyoruz. Şu anda mesela kendimize verdiğimiz bir söz var. Bu tabii ki aynı zamanda bizi tercih eden müşterilerimize verdiğimiz de bir söz. Bize gelen herhangi bir ürünü arızasından bağımsız veya ürünün tipinden bağımsız bir şekilde 2-3 günün içerisinde ya onarıyoruz ya yenisiyle değiştirip müşterimize geri gönderiyoruz. Bu çok ciddi bir müşteri memnuniyeti yaratıyor. Dolayısıyla bizim hayalimiz bu konuda yatırım yapmaya devam etmek, bu konuyu iyileştirmek. Bu amaçla da özellikle tüketici elektroniğinde daha da konsantrasyonumuzu arttırabilmek için Hi-Fi Life AŞ olmak adıyla karar verdiğimiz yeni bir firma oluşumuna geçtik ve artık mağazalarımız ve tüketici elektroniği alanındaki girişimlerimizi bu markanın altında ve şirketin altında devam ettiriyor olacağız. Bircom'un geçmişinde de böyle başarı hikayelerimiz oldu. Çeşitli departmanlarımız o kadar büyüdü ki yeni firmalar haline geldi. Yeni servis firmaları haline geldi. Mesela Teknofix, Türkiye'deki şu anda baktığınız zaman birçok operatörün sağ kurulum hizmetlerini yerine getiriyor. Başında da yine Bircom'da benimle birlikte o dönemde direktörlük yapmış arkadaşlarım var. Şu anda onlar da o firmanın genel müdürü oldular. Ve başarıyla işlerini büyütüyorlar. Biz de yine farklı departmanlarımızı bu alanlarda büyütüp onları daha büyük firmalar halinde girişimleri arttırmaya çalışıyoruz. Arge bizim için bunların en stratejik olanlarından biri. Yaklaşık 3 seneye aşkın sürede bir lokal Arge merkeziyiz. Lokal Arge merkezi olmaktaki tercihimiz de daha önceki deneyimlerimize dayanıyor. Bircom birçok sene çeşitli Arge merkezlerinde, işte Yıldız Teknopark'ta, Davutpaşa'da çeşitli ofisler açmıştı. Ama bu ticari ekiplerle developer ekiplerini, o kaynağı bir arada tutamadığınız zaman o sinerjiyi biraz kaybettiğinizi görüyoruz. O yakınlık halen önemli. Dolayısıyla şu anda aynı ofisin içerisinde ayrı bir ARGE departmanının bulunduğu özel güvenli bir alanda ARGE personelimiz geliştirmeye devam ediyor. Bu bizim için çok stratejik, çünkü işte geleceğe yönelik olduğu için sorunuz, bunu biraz açmak istiyorum. Biz geleceğin dijital dünyada olduğunu zaten hepimiz eminiz ama bunu çok önceden gördük ve bunu yeni atılımlarla da arttırarak farklı endüstrileri bir araya getirebilecek e-commerce platformları geliştirmeye devam ediyoruz şu anda. Bunlar şimdi B2B marketplace'lerden tutun B2C marketplace'e kadar farklı girişimleri içerisinde barındıracak. Bir diğer konumuz da sağ otomasyonuna yönelik, sahada hizmet veren firmalara yönelik geliştirdiğimiz yazılımlar. Bu alanlarda geleceğe dönük işte yapay zeka gibi atılımlar yapmak için ekibimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bunlar bizim gelecek öngörülerimiz veya yatırımlarımız diyebiliriz. Peki Can Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli, uzun uzun bir sohbet oldu. Katıldığınız için sağ olun. İnşallah önümüzdeki dönemde yüz yüze ve sağlıklı bir ortamda tekrar karşılaşırız. Ben teşekkür ederim Fatih Bey. Görüşmek üzere tekrar. Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü konumuz bir komisyonu sevgili Can Dikandı ve kendisiyle hem bir konu hem de geleceği konuştuk. Enterprise Next'teki teknoloji odaklı röportajlarımız devam edecek.